hava gücü noktasında 2-3 yıldır çok büyük bir arayış içerisindeyiz. İşte kendi milli uçağımızı Kaan'ı şu anda hani artık 2030-32'lere kadar üretmiş olmayı planlıyoruz. Bir taraftan da işte F-16'lardan bahsediyoruz. Eurofighter'dan, F-35'ten bahsediyoruz. F-16'lar noktasında artık bir pürüz kalmadı gibi, ortadan kalktı gibi. Yani bu 3-4 senelik süreç içerisinde... Bu sene içerisinde 79 kitin verilmesi bize 5 yıllık zaman kazandırır. Bakın. O zaman bu domino etkisidir satın bu. alacağımız F-16'ların tamamı 2023 yılı içerisinde teslim edilecek. 24 yılı içerisinde 79 adet Block 70 modernizasyon kiti alacağız. Direkt modernizasyon kitleri hemen teslim ediliyor. Ve anında takılıyor, biliyor musun? Yani öyle bir aynı yıl içerisinde de bizim nedir hocam mesela? Yani şu uçakta gösterecek olursak modernizasyon kiti nedir? Yani böyle bir sistemden mi, bir yazılımdan bahsediyoruz? Bir hardware'den bir şeyden bahsediyoruz. Nedir? Anlatayım. Nedir hocam? Bir kere şurası. Motor. Motoru 4000 saat ömrünü uzatıyor. 4000. Bunların toplam ömrü 8000 saattir. Yani bir motor, F-16 motorunun ömrü 8000 saattir. Evet. Bunu modernizasyon kitiyle, Block 70 modernizasyon kitiyle update ettiğinizde, modernize ettiğinizde, güncellediğinizde bunun ömrü %50 artıyor. Şimdi yani 8000 saat 12000 saate çıkıyor. 4000 saat. Şimdi bu motorunda bir değişiklik mi oluyor yoksa? Bir kere, hayır, motorda bazı parçaları değiştiriyorsunuz. Ve iş şuna kalıyor. Gövdedeki metal yorgunluğu 12 yılın üstüne çıkamıyor. İşte 12.000 saatin üstüne çıkamıyor. Yani motor da yapsanız bunun neticede... Ne yaparsanız yapın 12.000 saat sonra bu uçak... 12.000 saatin üstüne gitmemeniz lazım ama aradaki o 4.000 saat de... Hayati önemli. Çok önemli yani. Şimdi sizi çok rahatlatıyor yani. %50 ömrünü uzatıyorsunuz. Mesela biz bu F-16'lar ilk envanterimize giriş tarihi... 85. 85'ten bugüne kadar kullanıyoruz. Evet. Ama arada tabii ki değiştiriyoruz. Ama burada yıl çok önemli değil Orhan Bey. Önemli. Saat önemli. Evet. Yani... NATO görevleri yapıyoruz, terörle mücadele, devriyeler geziyoruz. Tam da onu diyorum. Son dönemde sınır ötesi operasyonlar. Son dönemde de değil yani. Bakın önceden de devriyeler geziyordu. Evet. Yani biz uyuyoruz ama havada 2 tane sürekli jet dolanıyor. Yani 24 saat. Hiç inmiyorlar. Hiç inmiyorlar. Yani dönüşümlü bir şekilde. Evet. Tam kapasite bir de. Evet. Full kapasite. Düşün, polis devriyesi gibi düşünün. Sokaklarda nasıl polis devriyesi? Yani ülkeye devriye atıyorlar. Türkiye'ye devriye atıyor bunlar yani. Bomba yüklü şekli değil mi? Tabii tam yani. Tam bütün kapasiteyle yani yaklaşık işte 30 tonluk bir ağırlıkla kalkıyor. Tam kapasiteyle havada dolanıyor. Biri iniyor, diğeri kalkıyor ondan sonra. Yani. Tabii iki uçak tek değil. İki uçak sürekli Türk semalarında devreye atıyorlar. Yani ne yapıyorlar? İşte orada Hava Harekat Merkezi'nin yönlendirmesine göre Ege'ye gidiyorlar. Evet. Hatay bölgesine, memleketim olduğu için buradan zikredeyim, Hatay'a gidiyorlar. Yani oradan Karadeniz'e çıkıyorlar filan. Yani artık onun nasıl olduğunu ben bilmiyorum tabii. Yani o Savunma Bakanlığımız bilir. Nasıl tabii uygun yani görürse o rotaları onlar hadi bilemiyoruz, çiziyorlar ama biz uyurken biz burada ne güzel program yapıp böyle çayımızı kahvemizi içelim. O kahraman pilotlar gecenin zifiri karanlığında, düşünün kaç bin metrede zifiri karanlığında öndeki radara F-16'nın radarına bakarak nerede, çünkü görüyorlar onlar nereden hava araçları kalkıyor, nereden uçaklar kalkıyor, hangisi yolcu uçağı, hangisi özel uçak, hangisi savaş uçağı. Mesela İsrail'den hangi uçak kalkıyor, bilmem nereden hangi uçak kalkıyor, Akdeniz'de hangi Amerikan uçağı gidiyor, hepsini görüyorlar. Yani bütün sahayı görüyorlar. Oluşabilecek anlık tehditleri de anında önleyebiliyor diyorsunuz. Tabii bir de şu oldu mesela, Allah korusun diyelim ki mesela Allah korusun yani hani ben sadece farazi olarak söylüyorum. Evet. Tutun ki Irak'ın kuzeyindeki birliklerimize yoğun bir terör saldırısı oldu. Evet. Uçak anında diyorlar ki git şurayı vur. Yani ne kadar? 2-3 dakika içerisinde bizim uçaklar gidip oradaki hedefleri anında yok ediyor yani. Şimdi böyle bir güç. Bir de Allah korusun neden bu scramble'lar dolaşıyor? Çünkü ani bir taarruz olursa bize karşı, diyelim ki birisi çıldırdı, devletin bir tanesi gözünü kesti, kan bürüdü. Bize saldırıya yapmaya. İşte bu 2 pilot kendini feda ediyor yani. Bakın. İlk bizim bu çocuklar kendini feda ediyorlar. Bizim çocuklarımız üsteğmen yüzbaşıdır hepsi. Bunlar ilk onlara müdahale ediyorlar. Mukabil hava harekatını gerekirse şehit olma pahasına ülkeyi korumak adına ilk mukabil hava harekatını gidip düşmanla ilk çatışmaya gidecek olan bu kahramanlar yani. Yani böyle hazırlanıyorlar bu evlatlar. Peki bu scramble şeklinde bütün ülkeler aynı şekilde uçuyor mesela Yunanistan? Yani çoğu ülke öyle tabii ama her ülkede yok bu. Yani o ülkenin kendi jeopolitik konumu ve hassasiyetlerine göre biz bunu yapıyoruz. Bunu yapıyoruz ama her ülke yapmıyor. İsim vermeyeceğim. Mesela Balkan ülkelerinin çoğu yapmıyor. Yapmıyor. Evet, yani. Peki biz bu F-16'ları aldık. Tamam bunları aldık. Ama dur biraz bir iki şey daha söyleyeyim isterseniz. Bir kere saat 4000 saat uzuyor. Tamam. İki, şimdi bizim mesela 85'teki aldıklarımız Block 70 dediğimiz F-16'lar. Evet. Yani manevra kabiliyeti üzerindeki füzelerin atış durumları... radar ekranında hedefi tespit, çünkü ASR radarları da takılıyor bu Block 70 kitlerin içerisinde. ASR radarları 360 derece görüyorsunuz. Ama onlar mesela 120 derece, 270 derece falan görüyor yani, evet. Anladınız mı? Hani bunun gibi teknik kapasitesi şöyle oluyor. Yani 3 yıl içerisinde bize teslim edilecek olan F-16'lar, Block 70 neyse bu da ona çıkıyor. Aynı kapasiteye ulaşıyor. Uçak 5. nesile yükseliyor. Yani 4. nesilden bir anda 5. nesile yükseliyor yani. O kadar ki bu modernizasyon kitleri çok önemli. 5. nesil olabiliyor mu? Yani artık 5. nesile yaklaşıyor öyle diyelim. Yani 4,5 diyorlar galiba. 4,5. Yani 5. nesil yok yani, 70. F-35'ler diye. Kaan. Aynı Kaan F-35'ten de daha üst seviyede. 5. Yani. Nesil bunlar işte. 5. Kaan neslin bir üstü Kaan oluyor mu? Aynen öyle. Yani evet. Aslında Kaan 5 plus olarak geçiyor. 5 artı olarak geçiyor. F-35'ler 5. nesil. Bunlar 4. nesil 85'tekiler. Bunu aldığınız zaman işte 5. nesile yaklaşıyor. Yani yeni Block 70'ler. 4 ile 5 arası diyorsunuz. Evet yani F-35 mesela bunun manevra kabiliyeti F-35'ten daha yüksek. Evet. Yani bunu şey görmemek lazım, hafif görmemek lazım. Bunun manevra kabiliyeti, sürati vesaire F-35'ten daha etkili yani. Tam bizim istediğimiz, ihtiyacımız olan şey. Dolayısıyla çok önemli bir kuvvet çarpanı haline geliyor ve bunu bir yıl içerisinde, bizim 79 tane var zaten, hepsini Block 70 yapıyor. Evet. Yani bizim filo tamamı Block 70 oluyor. Bu çok önemli bir avantaj. O yüzden 79 demişler. Yani 80 olsaydı 80 diyeceklerdi. 79. O yüzden bu çok önemli. Tabii şimdi bu artık verilecek. Ben de bunu baştan beri söyledim. Ya bu bir siyasi karar, askeri karar değil. Dolayısıyla bu siyasi kararda Türkiye artık ABD'yi bu çizgiye getirmiş vaziyette. Yani yoksa ABD bunu isteyerek bize vermiyor. Onu söyleyeyim. Onsuz dış politikayı hocam çok daha iyi anlatır. Ama neticede böyledir yani. Siz gücünüzü arttırdıkça boşluk alanlarına değil, küresel hegemonik gücü kıra kıra genişletiyorsunuz. Yani dirençle karşı o direnci kıra kıra ilerlersiniz. Türkiye'de bunu yapmış vaziyette. Evet. Bu verilecek. Şimdi şöyle bir şey var Orhan Bey. Evet. Bu verilirse bir domino etkisi yaratıyor. Yani 79 kit verilirse bir domino etkisi yaratıyor. Yani bu 5-6 yıllık bize çok güzel bir, çok kritik, çok rahat, altın değerinde bir zaman kazandırıyor. Çünkü kendi sistemlerimiz zaten, Türkiye başka şekilde de bunu tamamlar ama biraz pahalıya mal olur. Ama yapar. Yapamayacak gücü yok. Değil yani. Var. Bizim gücümüz var. Ama burada bunu verildiği bir zamansal bize imkan yaratıyor. Bu zamansal imkan da bu 3-4 yıl içerisinde teslim edecek F-16'lar için bir tetikleyici etki yaratıyor. Yani bunu verirseniz bunu da veriyorsunuz. Şimdi ikisini aldığınız zaman da şunu sorgular hale geliyorsunuz Orhan Bey. Evet. Yani modernizasyon kitleriyle 40 tane F-16 Block 70'i alırsanız, ya bunu alıp almama konusu artık böyle nasıl diyeyim o anki siyasi tercihe kalıyor. Bunu yani, çok almak zorunda değiliz. Zaten Kaan'ı yapıyoruz diyorsunuz. Bunu almaya da gerek yok. Bu ikisi Kaan için aslında, Kaan süreci için kritik. Yoksa bunların bize tabii ki hava kuvvetlerimize bir kuvvet etkisi yaratıyor. Yani ilave bir kuvvet çarpanı yapıyor ama asıl etkisi hava gücümüzü tahkim etmekle birlikte Kaan sürecini bize şey yapıyor, önünü açıyor, rahatlatıyor ve daha kolay biz bu süreci daha hızlı bitirebiliyoruz. Neden? Çünkü 48 tane bunun motorunu da alıyoruz biz. 48 tane F-16 motoru. 48 F-16 motoru ne demek biliyor musunuz? 2 yıllık üretim süreci demek. 2 yıllık üretim süreci. Peki bu ne zaman başlayacak bunun üretim süreci? 2028, 29, 32 yıl biz bu süreçte üretime devam edeceğiz. İşte muhtemelen 31-32 döneminde de milli muharip uçağımızın motoru hazır olacak. Hazır olmuş. Yani şöyle bir şey yapıyorlar. Ben bunu tabii teknik ayrıntısını çok bilemiyorum ama bu konuda bir modelleme yaptı Türkiye. Altay tankı için 100 tane Güney Kore'den motor aldı. Daha bu proje başında. 100 motoru aldı, depoya koydu. Evet. Altay tankının gövdesini yaptılar, paletlerini yaptılar, silah sistemlerini monte ettiler, işte Akkor dediğimiz savunma sistemlerini monte ettiler vesaire. Motoru hariç her şeyi yaptı bizimkiler. Sonra motoru taktılar. Prototiplerini denediler, oldu. Tamam mı? Oldu. Çünkü gövdeyi motoru monte edecek şekilde çıkıntılı yaptılar. Yani tamam mı? Cuk diye oturdu böyle. Motoru getirip aynen hiç sorunsuz koydular. Çalıştırdılar. O aks, güç aktarma, çünkü çok onlar çok kırılıyor. Yani büyük tank, geniş, 60 ton, şey yani. 60 ton. Ha, 60 ton, 1500 beygir, çalıştırdı mı tak diye kırıyor. Yani o transmisyonu paletlere aktaran transmisyon kranklar yapamazsın. Kranklar kırılıyordu. Evet. Tamam mı? Şimdi bunu bizimkiler yaptı. Ama dikkat edin, Kore'den almadık. Biz yaptık bunu. Kore'den aldığımız motorlar ne oldu? Kore'den aldığımız motorları taktık. İşin asıl şeyi o kranktı yani. Tamam mı? Evet. Onu Ukrayna'dan filan aldık önce vesaire. Kırıldı mırıldı. Ben biliyorum o süreçleri. Bayağı uğraştılar. Yani yapıyorlar, tak kırılıyor. Büyük o gücü aktardığın zaman kırıyor ton, 60 ton. Sonunda başardılar. Evet. Tamam mı? Ondan sonra motorları taktılar. Seri üretime geçtiler ve BMC bunun motorunu üretmeye başladı. Ama nasıl oldu biliyor musun? O andan itibaren 100 tane tankı ayda işte birkaç tane üretecek şekilde sıraya koydular mı? Koydular. O arada BMC'de motor geliştirmeye başladı mı? Başladı. Onları da 100 tane bitmeden BMC'de motoru yaptı. Yani var ya, İnanılmaz. Çok akıllıca bir hareket. Çünkü dolayısıyla bu sayede biz Altay tankını zamanından önce üretmeye başladık. Şimdi aynısı burada olacak. O yüzden 48 tane F-16'yı o yüzden alıyoruz. Bu motorları diyorsunuz. O yüzden yani o motorun sebebi bu. Vay. Dolayısıyla çok akıllı hareket. Evet. Tebrik ediyorum. Ya gerçekten bizimkilerin ürettiği silahlara bakınca mesela. Ama bunda bir inanılmaz bir akıl. Bir devlet aklı var. Bak, büyük bir akıl var. Büyük bir akıl var. Yani o kadar basit bir şey değil. Ve yani bunları biz işte böyle ne kadar basit anlatıyoruz. Ne oldu? İşte bunu yaptık, şunu ya orada öyle hikayeler, öyle emekler var ki. Ya insan gerçekten ağlıyor ya. Adam kayınvalidesi vefat ediyor, gitmiyor ya. Düşünsene. Projenin başında gitmiyor. Nerede yatıyorlar biliyor musunuz? O şeyin hangarın içinde, bunu ürettiği hangarın içinde çadır, kampet atmışlar. Ya bir yıl yaşanır mı ya? Oradaki soğuk suda duş alıp şampuanlanıp filan adam sabah 24 saat. Ya bu işte kendine adamıştık. Bunların hikayelerinin yazılması lazım. O mühendislerin vermiş olduğu mücadeleyi yazmak lazım arkadaş. Türk evladı işte bunları görsün. İçimizdeki hainler temizlenince bu vatan evlatları neler yapabildiğini herkes görsün yani. Gerçekten büyük hikayeler var. Dolayısıyla Allah'ın izniyle yani görünen o ki bu süreç böyle gidecek. Çünkü Türkiye ile daha geniş, Türkiye ile ABD arasında yeni bir dönem başlıyor. Yani bu dönem Türkiye'nin milli güç kapasitesinin siyasal istikrarla birleştiği noktada lehimize bir avantaj olarak döndü. Şu konuda bu olabilir de olmayabilir de, çünkü buna geldiğinde iş biz Kaan'ı üretmiş oluyoruz. Aynı Altay tankı. Aynen öyle. Daha örneği oldu. Söylediği gibi F-35 öyle bir hale geldi ki siyasi tercih artık. Evet, o yüzden dedim siyasi tercih bu yani. Askeri tercih olmaz artık. Hayır, şu açıdan söylüyorum işte, bazı komşularımızın bunlardan edinmiş olması. Hiçbir önemi yok. Bakın ben onu düşünerek söyledim. Yani Yunanistan'ın F-35 alması filan bu saat, bakın kıymetli Orhan Bey, değerli hocalarım, size şunu söyleyeyim, bir asker olarak yıllardır bu işin acısını çekmiş de bir insan olarak, yani o geri kalmışlığın, o eksikliğin, o acizliği yaşamış bir insan. Şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hiç kimse savaş açamaz. Amerika'da dahil. Bak söylüyorum, altına altı, 10 defa da söylerim, bu sözümün de arkanızda. Bunda sorun yok. Ya F-35 almış bilme, hiç önemli değil. Biz bunun için gerekli her türlü savunma aracına fazlasıyla sahibiz. Onu onlar düşünsün, tamam mı? Ellerinde nereye kullanacaklar onu da bize karşı kullanamazlar. Biz zaten bu süreçte de yani Savunma Bakanımız nasıl karar verirse onun arkasındayız tabii. Bu bir siyasi tercihtir. Alalım derse evet bizim bunun know-how'ını kendi sistemimize dahil etmek noktasında önemli avantajları olabilir. Ama almak zorunda da değiliz. Tercih, çünkü para vereceğiz, vermeye de biliriz. Ama ortağıyız, ona da girebiliriz. Bunu dediğim gibi Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı düzenleyecek. Ama Türkiye'ye hiç kimse savaş açamaz. Bu kadar güçlü bir pozisyondayız. Dolayısıyla bunun şeyi de siyasi bir tercih olur. Yani askeri bir tercih olmaz. Bu süreç işte akıllıca yürütülüyor. İş buna geldiğinde biz Kaan'ı zaten üretmiş olacağız. Yani öyle bir... Esas hedef o zaten. Sizde. Yani bunun için 10 tane elimizde motor var. 48 tane daha alıyoruz. Yani bu ikisini birleştirdiğimizde 2028'e 2 yıl koyun. 2030'u yani 2031'e geliyoruz. Yani benim hesaplamam, belki başka bir şeyler de düşünür. Bizimkiler ne yapacağını bilemiyorum yani, kestirmek güç. Ama görünen o ki proje başladığında, yani birinci prototipi işte taksi olarak Kaan'ın ürettik. İkinci prototip yakında uçacak, uçuşa geçecek. Onu göreceğiz. Beşinci prototip 2028 yılında artık en üst seviyede olacak. Artık bitmiş olacak. Ve hava kuvvetlerine teslim edildiği gün muhtemelen biz zaten seri üretime geçmiş olacağız. Ha? Yani bunun arkasında böyle bir stratejik akıl var efendim. O tarihte sürpriz de olabilir. Hep Cumhurbaşkanımız bu gibi şeyler hani birkaç sene öne alır. Cumhurbaşkanımız bizzat hani birebir ilgileniyor bu konularla. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na liderliğinde, inisiyatifinde yürütülen bir konu. Biz de gurur duyuyoruz tabii. Bakın böyle şeyler öğrendikçe yarın mesela çok daha enteresan şeyler öğreneceğiz. Yani bunu gerçekleştirebilmek için inanılmaz bir mücadele, ama yani bakın ne yapıyorlar biliyor musun? Bir sorunla karşılaşıyorlar mesela aviyonik sistemde, şurada burada. Çözemiyorlar. Ya çözemiyorlar. Ya dünyada bu işi kim yapar? Tamam mı? Onu buluyorlar. Gidip onu alıp geliyorlar. Onu getiriyorlar, orada yaptırıyorlar, onu işe alıyorlar, ona imkanlar sağlanıyorlar. Yani öyle ilerliyor yani. İnanılmaz bir şeyle ve gerçekten Türk savunma sanayi durdurulamaz efendim. Artık ya öyle Türk bir noktaya geliyor. Türk mühendis aklı inanılmaz bir şeydi. Türk mühendis aklı yıllarca küçümsendi bakın. Hocamın söylediği meseleler önemli. Türk mühendis aklının aslında dünyada Amerikalılar kadar, diğer Ruslar kadar, Çinliler kadar, İngilizler, Fransızlar kadar en ileri teknolojiyi üretebileceğini gösteren bir savunma sanayi süreci yaşıyoruz. İki, siyasi irade çok derece önemli. Biz bunu yaşadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir irade koydu ama o dönem imkansızlıklar içindeydi. Elinden geleni yapmaya çalıştı. Bakın vefat etti. Nasıl akamete uğrattılar bütün süreçleri. Sonra bir siyasi akıl daha geldi. Kim? Sayın Cumhurbaşkanı. Arkasında durdu. Dedi ki ben bunu şey yapacağım. Ve Türkiye'nin aslında hem Türk mühendis aklının, Türk insan gücünün buna potansiyeli olduğunu gördü. Türkiye'nin imkanlarının buna müsait olduğunu gördü. Ve bunu hakikaten çok başarılı bir, deyim yerindeyse ciddi bir takım çalışmasıyla. Evet. Burada ta işçisinden tutun yukarı gidene kadar. Yani savunma sanayi boyutuna, o şirketlerimizde çalışan mühendislere ve tabii ki en tepe siyasi irade, Sayın Cumhurbaşkanı. Deyim yerindeyse bir takım... Bakın şu an Altay tankının peşinden kaç ülke koşuyor biliyor musun? Yani talep ediyorlar. Altay tankını yapıyoruz. Çünkü biz Atak helikopterini yapıyoruz. Çünkü var ya, inanılmaz bir yetenek kazandırmış tanka yani. O ya Amerikalılar tank ya. Filmlerini yapıyordu. Yani tankı vuramıyorsunuz, düşünebiliyor musunuz? Yani mayına karşı o kadar etkili, güçlü ki uçuramıyorsunuz havaya. Ben şöyle yani bir örnek yani, o ezici güç, tankı, o zırhlı güç. Anlattık yani 20 sene önce böyle bir Türkiye hayal etseydim. Ben şu günleri bak hayal edemezdim böyle bir şey. Yani Türkiye'ye savaş açmaya kimsenin şu anda size bir anekdot anlatayım. Cesareti olamaz diyorsunuz. Evet, bakın yani nereden nereye geldik. Sene 1986. Evet. Harbok'unda Atatürk amfisine topladılar bizi. Öğrenciyim. Ya 2. sınıf öğrencisiyim. Pardon 1. sınıf. 85-86 dönemi. Bir tane neydi onun ismi? Bir silah. Tank savar silahı. Tamam, Amerikan yapımı bir tank savar silahı. İşte bunu tanıtıyorlar yani. Şöyledir, böyledir filan. Şöyle özelliği var. Bu için birkaç albayı Amerika'ya göndermişler. Oradan kurs görmüş adam. En iyi bileni filan. Tabii ondan sonra çok etkilendik yani. O dönem düşünün yani. Tanklar, Rusların konsepti filan, zırhlı taarruzlar bekliyoruz Türkiye'ye filan. Böyle Varşova Paktı'ndan saldırı bekliyoruz. NATO güçleri. Hep onlar üzerine harp eğitimi alıyoruz. İşte manevralar, şunlar bunlar. Neyse dediler ki tamam, serbest bakabilirsin. Önce oradan bakıyoruz önce. Anlattılar sana, dediler ki yaklaşıp serbest bakabilirsiniz. Hemen gittik silahın yanına baktık. İşte komutanım bu nasıl bir şey, şu bu filan. Ondan sonra dedi ki yani peki dedim yani bu özellikleri biliyoruz da Bu özellikleri nasıl mesela arttırabiliriz? İşte mesela bunun 3 kilometre menzilli. Yani 4 kilometreye nasıl çıkarırız? Ya da bu 3 kilometrede nasıl bir teknoloji? Ha, onu bilemeyiz dediler. Niye? Çünkü buranın kapağını açmamıza Amerika izin vermiyor. Biz sadece özelliklerini biliyoruz. Ne yapıyorsunuz? Siliyoruz, parlatıyoruz silahı. Tamam mı? Ve de böyle duruyor. Onun dışında bir şey bilemiyoruz. Bak, ya dedim ki ya olacak bir şey değil yani, tamam mı? Hani nasıl olur dedim ya. Bunu biz alırız. Tamam mı? Bunun Osmanlı'da falan örneği var. Yani adam mesela bir İngiliz makinalı tüfeğini alıyor, bir tane binbaşı. Alıyor, modelliyor gece sabahlara kadar. Ondan sonra kendisi üretiyor. Ondan sonra orduda üretiliyor ve cepheye gönderiliyor. Yani hiç mi düşünmüyorsunuz diye içimden geldi. Şimdi o günlerden aman buna dokunmayın, burayı açamazsınız, sadece silah temizleyin, işte yerinde durun filandan. Evet. Şimdi diyoruz ki ya bir tank ürettik, Akkor diye bir şey var. Dünyada daha hiçbir yerde yok. Bir uçak üretiyoruz. 5. nesil savaş uçağı düşünüyoruz. F-35'in mesela size Orhan Bey söylüyor. F-35'in entegrasyon kabiliyeti yok, biliyor musun? Yani F-35'e SİHA'lar, İHA'lar entegre olamıyorlar. Buna oluyor. Yani bu bir filoyla çıkıyor. Bu çıktığı zaman belki 12 tane, 13 tane, artık kaç tanesi entegrasyon kabiliyeti. Hava aracı bilmiyor. Birbiriyle... Hayır yanında Kızıl Elmalar, Bayraktar, TİHA'lar bilmem neler, onlarla birlikte çıkıyor. Ben bunu sordum, Sayın Kotil'e de sordum. Yani dedim ki efendim yani bu şeyi hani diyelim ki... Teknik olarak mı olamıyor yoksa merkez izin vermediği için mi olamıyor? F-35'e olmuyor. Öyle bir sistemi yok. Entegrasyon kabiliyeti yok. Tek yani başına bir fighter olarak planlanmış. Entegrasyon yani. Yeteneği verilmemiş yani. Bizimkine kazandırılmış. Dedim ki mesela bir tane dedim, 2 tane füze geldi. Dediniz ki Kızıl Elma'ya pilot dedi ki o yüzden bunun kaskı falan çok farklıdır mesela. Bütün dünyayı görürsün. 360 derece görüş. Özel ürettiler bunun. Adı da özel, hatta da unuttum şimdi. Mesela diyelim ki 2 tane füze geldi. Pilot dedi ki Kızıl Elma git onu vur dedi mesela. Nereye kadar takip edecek bunu? Çünkü bir de uçağı kullanıyor, bir de öteki sistemleri kullanıyor. Peki sadece emir verecek, o kadar. Geri kalanını yapay zeka modülü insansız hava aracı gidip onu en uygun açıyı... Komuta uçağı gibi düşünün. Yani bu bir komuta uçağı. Komuta uçağı. Evet. Yani tam olarak adı bu. Komuta uçağı yani. Tam uçtuğu zaman pilot bir tek bunu kullanmıyor. Evet. Yani bu da savaşıyor. Bu da hava muharebesi yapıyor ve hiçbir şey iddialaşına falan giremez çünkü... Çok büyük bir manevra. Orhan Bey'in arkasındaki videodaki Kaan mı? Kaan. Peki evet. Bu prototip mi, nedir bu? Prototip. Birinci prototip. Taksisi uçan galiba. İkinci prototip olacak. Ondan sonra 3 prototip daha yapacaklar. 5. prototipte artık testler bittiğinde götürüp hava kuvvetlerine teslim edilecek. Kullanılmaya hazır, savaşmaya hazır. Teslim edilecek. Yani 5. mantele gidecek artık. Dolayısıyla o şeyde yani düşünün. Böyle bir güce bakar mısınız yani şimdi? Bu mesela F-35'te yok. Bizde var. O yüzden F-35'ten daha üst seviye bir uçak üretiyoruz yani. Hakikaten Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah bu süreci böyle başarıyla, sağlıkla götüreceğiz. Ben çocukluğum bir film izledim. Mesela hatırlarım. Apache helikopteri. Amerikalı'nın yaptığı helikopter. Bakın kaç sene geçmiş. Vermiyorlar. 6 yıl bizi oyaladılar. 6 yıl. Adamları bize ürettirmediler ama. Ama biz şimdi neyi üretiyoruz? Atak üretiyoruz. Atak üretiyoruz tabii. Ve dünyada aslında şu an birçok ülke, bölgemizde de birçok ülke Atak'ı takip ediyor mesela. Bir de Atak helikopterini biz birkaç ülkeye ihraç ettik. Tabii. Helikopterimiz. Taarruz helikopteri. Helikopter ürettiğimiz Atak helikopterini ürettik ve verdik. Ve yani. Apache'den daha ileri bir helikopter. Evet. Şu an Kaan'ın da bir animasyonunu izliyoruz. İnanılmaz. Evet. Şimdi şöyle son bir cümle bir şey söyleyeyim mi bunlar? Buyurun. Şimdi şöyle bir şey yapmışlar. Hani bu işin mantığını ben araştırdım. Yani bunu tasarlarken nasıl düşündünüz diye, tamam mı? Ya dediler ki yani bir uçağa mesela çok yüksek sürat kazandırabilirsiniz. Çok yüksek irtifa kazandırabilirsiniz. Ne bileyim yani çok yüksek manevra kabiliyetleri kazandırabilirsiniz. Ama dediler bunlar artık eskide kaldı. Artık uçağın üzerindeki füze sistemleri menzili her şeyi ortadan kaldırıyor. Yani adam, siz istediğiniz kadar hızlı olun, istediğiniz kadar yüksek manevra, adamın elindeki füze sistemi sizinkinden uzak, sizinkinden daha uzun menzilliyse gelip sizi vuruyor. Çünkü füzeden daha hızlı hareket edemezsiniz yani. Füzeden daha hızlı hareket eden bir savaş uçağı yok dünyada. Füze daha hızlıydı hareket eder. Dolayısıyla dediler biz bir filo kapasitesi düşündük. 2, bir de temel yeteneklerin üzerine. Bir de üzerindeki füze sistemlerini arttırmayı düşündük. Bakın çok akıllıca. Böylece bunun temel yeteneklerinin, yani manevra kabiliyetiydi, şey gerçekten çoğunuz üst seviye. 2.2 maka çıkacak sürati falan çok iyi yani. Bir F-16'dan çok daha şey geliştiriliyor yani, bu süreç içerisinde gelişiyor. 2.5 maka falan çıkacak. Hı. Ama sonuçta üzerindeki füze sistemlerinin menzili ne kadar olacak biliyor musun? Minimum 250 kilometre. 250 kilometre. 250 kilometre bakın. Yani düşünebiliyor musunuz? Daha 250 kilometreden bir düşman uçağını gördüğünüz an size yaklaşmasına izin vermeden, imha edebileceksiniz. Hava sahanıza girmesine izin vermeden vurabiliyorsunuz yani. Şimdi bu işte bu yetenek, bu teknoloji. Olmadı yanınızdaki Kızıl Elma'yı gönderiyorsunuz. Akıncı'yı gönderiyorsunuz. Tamam mı? Düşünebiliyor musunuz? Belki arkadan TB2'ler, TB3'ler. TB2'leri gönderiyorsunuz. Neyse yani kim varsa. Akşungur. Ya inanılmaz bir şey var.